Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2024 yılı Ocak ve Şubat ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Bu soruların tamamı sınavda birebir çıkmış sorulardır. Kesinlikle soruları ezber yapmayın arkadaşlar. Soruların mantığını kavrayın. Sınavda çok daha başarılı olacaksınız. Kanalımızdaki konu anlatımlı dersleri izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu testi bitirdiğinizde kaç yanlış yaptıysanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bize sormak istediğiniz her şeyi yorumlardan sorabilirsiniz arkadaşlar. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen testi çözmeye başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur? A. Kalorifer hortumlarının su sızdırması B. Hararet göstergesinin arızalanması C. Ventilatör kayışının gergin olması D. Debriyajın kaçırması Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Kalorifer hortumlarının su sızdırması bu motor soğutma suyunun azalmasına neden olur. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aktarma organlarına güç veren hangisidir? Görüyorsunuz arkadaşlar dikkatli bakın ok çizilmiş ve soru işareti bırakılmış. A rot, B diferansiyel, C motor, D fren. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Motordur arkadaşlar. Yani güç aktarımı organlarına güç veren motordur. Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sağlık personelinin niteliğinin kazanılması B. Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi C. Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması D. Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır? A. Tek yönlü yola ters yönden girmek. B. Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak. C. Sürücü belgesinin yanında bulundurmamak. D. Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Tek yönlü yola ters yönden girmek asli kusur sayılır. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir? A. Rot ayarı B. Subap ayarı C. Fren ayarı D. Far ayarı Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Subap ayarı motorda yapılan ayarlardan biridir. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür. A. Alaşımlı jant B. Motor yağı kalitesi C. Doğru yapılmış far ayarı D. Delinmiş egzoz susturucusu Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Motor yağı kalitesi, motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür. Motor yağımızı tam zaman geldiğinde değiştirelim lütfen. Üzerine ilave etmeyelim. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A çıkan bölge üzerine masaj yapmak. B çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak. C çıkan bölgeyle kalp arasında tornik uygulamak. D çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmemiz gerekir. Verilenlere göre araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır? Bakalım. 1. Jant kapağı çıkarılır. 2. Kiriko ile araç kaldırılır. 3. Buji somunları sökülür. 4. Bijon somunları gevşetilir. Ve son olarak aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Şıkları hiç okumayalım arkadaşlar. Çok karışık şıklar. Sizin de kafanızı karıştırmak istemiyorum. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Öncelikle aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemlerini alacağız. Jant kapağını çıkaracağız. Bijon somunlarını gevşeteceğiz. Kiriko ile aracı kaldırdıktan sonra bijon somunlarını sökeceğiz arkadaşlar. Sıralama bu şekilde. Kafanız karışmasın. İsterseniz videoyu durdurup tekrar bir gözden geçirin. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A. Ağız içinin temizlenerek hava yolunun açıklığının sağlanması. B. Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması. C. Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi. D. Hastanın ayaklarının yükseltilmesi. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması. Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir? A taşıt, B tren, C ulaşım, D taşıma. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Taşıt adı verilir arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur? A burun kanaması olan, B bulantı ve kusması olan, C solunum yolu tıkalı olan, D boyun omurunda zedelenme olan. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Solunum yolu tıkalı olanlarda baş çene pozisyonu verilmesi uygundur. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? A bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali. B kötü kokulara karşı burnunu tıkama. C sorulan sorulara anlamlı cevap verme. D gözleriyle hareket eden cisimleri takip etme. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali koma halinin belirtileridir. İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir? A. Yaşam kurtarmada kullanılırlar. B. Aynı maddeden yapılmışlardır. C. İlk yardım dışındaki amaçlarda da kullanılabilmek, kullanılabilecek genel malzemelerdir. D şıkkımız ise sayıları araç sürücüsü tarafından belirlenir. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Ortak özellikleri yaşam kurtarmada kullanılırlar arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar? A. Arka sis lambası B. Kısa hüzmeli farlar C. Uzun hüzmeli farlar. D. Sol sinyal lambaları. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Uzun hüzmeli farlar devredeyken mavi renkte yanar arkadaşlar. Araçların emniyet ve seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir? A. Gabari B. Viraj C. Platform D. Tehlikeli eğim Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Tehlikeli eğim adı verilir. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır? Dikkatinizi çekerim. Kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarından diyor. A temiz bir bez ile yapılan tamponun buruna yerleştirilmesi. B çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi. C. Burun üzerine ve enseye buz konulması. D. Yüzün soğuk su ile yıkanması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur? A. Yakıt borularının uzunluğu. B. Yağ filtresinin tıkalı olması. C. Yakıt filtresinin tıkalı olması. D hava filtresinin tıkalı olması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hava filtresinin tıkalı olması fazla yakıt tüketimine sebep olur. Sırada motorla alakalı bir sorumuz var. Şekilde soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konulur? A antifriz, B motor yağı, C fren hidroliği, D motor soğutma suyu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kapaktan motor yağı konur arkadaşlar motora. Aşağıdaki durumların hangisinde karayolları trafik yönetmeliğinin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez? A kavşaklara yaklaşırken B sağa ve sola dönerken C bir başka araç tarafından geçilirken D şıkımız ise iki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken ceza verilmez. Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur? A. Akünün şarjlı olması B. Yakıt seviyesinin düşük olması C. Yağ seviyesinin normal olması D. Buji kablolarından birinin çıkmış olması Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Buji kablolarından birinin çıkmış olması bu motorun sarsıntılı çalışmasına neden olur. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? A. Kan B. Kalp C. Eklemler D. Kan damarları Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Eklemler vücudumuzdaki dolaşım sistemini oluşturan yapılardan değildir. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır? A. Fakir B. Zengin C. Normal D. Az yakıtlı Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Hava filtresi kirli ise motor zengin karışımla çalışır. Geri vites lambalarından biri parlak, diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Flaşör arızalıdır. B) Akü gerilimi düşüktür. C) Geri vites müşürü arızalıdır. D) Lamba bağlantısında oksitlenme vardır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Lamba bağlantısında oksitlenme vardır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? A aşırı hız yapılması, B frenlerin ayarsız olması, C röntgen ayarının bozuk olması, D lastiklerin havasının az olması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşırı hız yapılması yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan bir kusurdur arkadaşlar. Yani çok e, sürat yaparsak, fazla yakıt tüketiriz doğal olarak. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? A. Deride kızarıklık olması B. Bilinç seviyesinin artması C. Vücut sıcaklığının artması D. Nabzın hızlı ve zayıf olması Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Nabzın hızlı ve zayıf olması şok belirtilerindendir. Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir? A. Kalp krizi B. Kalp masajı C. Kalp spazmı D. Göğüs ağrısı Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Kalp masajı olacaktır arkadaşlar. Kalbi yeniden çalıştırmak için yapılan girişime kalp masajı denir. Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A bir aracı geçmekte olan araç geçilemez. B geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır. C geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz. D geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz. Bu yanlıştır arkadaşlar. Tam olarak tersi. Yani geçişlerde takip mesafesi dikkate alınması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir? A) Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması B) Trafik ortamındaki sürücü ve yayaların artması C) Kişilik özelliklerinden kaynaklı riskler D) Artan stresli ve güç yaşam koşulları Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Artış hızına uyumlu bir şekilde Gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan değildir. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süreyle geri alınır? A 1 yıl B 2 yıl C 3 yıl D 4 yıl Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Gerekli mahkeme tarafından bir yıl süreyle ehliyetine el konur arkadaşlar. Yani bir yıl ehliyetsiz kalır. Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak. B. Başı geriye alıp ağız içini temizleyip hava yolunu açmak. C. Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek. D. Hastanın ayaklarını yükseltmek. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Başı geri alıp ağız içini temizleyip hava yolunu açmak. Arkadaşlar çok önemli bir yere geldik şu anda. Az önce de bu soruya yakın bir soru çıkmıştı. Size neden her zaman diyorum soruları bu şekilde ezberlemeyin. Soruların mantığını kavrarsanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü görüyorsunuz bir soru farklı farklı şekillerde sorulabiliyor. Şıkları değişiyor. Sorunun içindeki önemli bir nokta değişiyor. O yüzden soruların mantığını kavrayın arkadaşlar. Soruları bu şekilde ezberlemeyin. Devam edelim. Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan araç sürücüsü nasıl hareket etmelidir? A. Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli. B. Olduğu yerde hemen durmalı. C. Işıklı trafik işaretine uymalı. D. Geriye dönerek beklemeli. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Derhal kavşağı boşaltarak yol vermelidir. Su soğutmalı motorlarda soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir? A karter, B karbüratör, C radyatör, D külbütör. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Radyatör su soğutmalı motorlarda soğutma sisteminin parçasıdır. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır? A 5 metre, B 15 metre, C 20 metre, D 30 metre. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. En az 30 metre uzağına yansıtıcı konulmalıdır ve düzgün konulmalıdır ki 150 metre mesafeden görülebilmelidir arkadaşlar. Bu çok önemli. Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir? A bisikletler, B lastik tekerlekli traktörler, C çekiciler, D motorsuz araçlar. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Çekiciler otoyola girebilir. Sürücüler yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar? A. Yolcuları soldan indirip bindirmek. B. Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek. C. Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek. D. Yolcuları sağdan indirip bindirmek. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Yolcuları sağdan indirip bindirmek zorundadırlar. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır? A plakaların ortasında, B plakaların en altında, C plakaların 1 santim altında, D plakaların 1 santim üzerinde. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Plakaların 1 santim üzerinde olmalıdır. 120 km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? A 60 metre, B 70 metre, C 80 metre, D 30 metre. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. En az 60 metre olmalıdır arkadaşlar. Hızımız kaç ise tam olarak yarısı. Yani 100 ile gidiyorsak en fazla 50 metre yaklaşabiliriz. Daha fazla yaklaşamayız. Bunu bu şekilde ezberleyin. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir? A şok, B yara, C koma, D tıkanma. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yara adı verilir arkadaşlar. İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Yaya geçidini kullanması B. Alt ve üst geçitleri kullanması C. En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi D önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi yanlıştır arkadaşlar. Bunun tam olarak tersini yapması gerekiyor. Önce sol sonra da sağ kontrol etmemiz gerekir. Sonra karşıya geçmemiz gerekir. Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. El frenin daha iyi tutmasına. B. Motor parçalarının zarar görmesine. C. Eksos susturucusunun delinmesine. D. Lastik hava basınçlarının düşmesine. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Motor parçalarının zarar görmesine neden olur. O yüzden ne az ne de çok koyuyoruz. Tam gerektiği, gerektiği kıvamda koymamız gerekir. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır? A 5 dakika, B 10 dakika, C 15 dakika, D şıkkı 20 dakika. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. En çok 5 dakikadır. Bekleme amacıyla yapılan duraklama en çok 5 dakika arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir? A motoru çalışma sıcaklığında tutmak. B. Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak. C. Vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak. D. Alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Motoru çalışma sıcaklığında tutmaktır arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A. Demiryolu alt geçidine. B. Demiryolu üst geçidine. C. Kontrollü demiryolu geçidine. D. Kontrolsüz demiryolu geçidine. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaştığımızı bize bildirir. Yine görsel bir soruyla devam ediyoruz. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir? A. Kısa farların yandığını. B. Uzun farların yandığını C. Cam resistansının çalıştığını D. El freninin çekilmiş olduğunu Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Uzun farların yandığını bildirir arkadaşlar. Mavi renkte yandığı zaman uzun farlar açık anlamındadır. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır? A. Su pompası B. Şanzıman dişlileri C. Alternatör diyotları. D. Diferansiyel dişlileri. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Alternatör diyotları arızalanır. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde akciğerleri batarak zarar verme ihtimali daha fazladır? A. Kaburga kemiği B. Kaval kemiği C. Uyluk kemiği D. Pazı kemiği Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kaburga kemiği kırıldığı zaman akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazla. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A kazalarda ilk yardım için kullanmak. B araç muayenelerinde göstermek. C trafik denetimlerinde göstermek. D araç donanımını tamamlamak. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kazalarda ilk yardım için kullanmaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Önemli bir soru aslında arkadaşlar. Bir kamyonet eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır? A otobüse, B otomobile, C iş makinesine, D lastik tekerlekli traktöre. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Otomobile geçiş kolaylığı sağlamalıdır. Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için nokta nokta pozisyonu verilir. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? A şok, B oturuş, C yarı yüzün koyun yan, D baş geri çene yukarı. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Baş geri çene yukarı yazılmalıdır arkadaşlar. Yani baş geri çene yukarı pozisyonu verilmelidir. Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir? A kasko sigortası yoksa, B araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa, C. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa. D. Sürücünün sürücü belgesi yanında yoksa. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa araç trafikten men Yani 7 emin otoparkına çekilir. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir. B. Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir. C. Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır. D. Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sevdiği ile taşınması hayatı önem taşır. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir. Bu doğrudur arkadaşlar. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Yakıt seviyesi kontrol edilir. B) Önemsenmez, devam edilir. C) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D) Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir? A. Baş ağrısı B. İştah artması C. Solunum zorluğu D. Halsizlik kendinden geçme Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. İştah artması zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir. Aşağıdakilerden hangisi eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması, ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi halidir. A kırık, B çıkık, C incinme, D burkulma. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Çıkık olacaktır arkadaşlar. Kendi kendi kendiliğinden normal konumuna dönemez çıkık. Hareket halindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? A. El freninin çekilmesi. B. Debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması. C. Gaz pedalına basılması. D. Birinci vitese takılması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması gerekir. Sırada görsel bir sorumuz var. Aksine bir işaret yoksa şekildeki araç için otoyollarda azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? Görüyorsunuz otomobil arkadaşlar. A 110, B 120, C 130, D 140. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Azami hızı 120 kilometredir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz? A yağ filtresi, B polen filtresi, C. Yakıt filtresi. D. Ekran filtresi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yakıt filtresi zamanında yani periyodik bakımı yapılmazsa yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt göndermez. Sinyal verildiğinde gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A geri vites lambalarından biri yanmıyordur. B sinyal lambalarından biri yanmıyordur. C fren lambalarından biri yanmıyordur. D şıkımız ise far lambalarından biri yanmıyordur. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sinyal lambalarından biri yanmıyordur. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır? Lütfen taşıtlara dikkatli bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Traktörün otoyolda sürülmesi yasaktır. Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? A. Hızını arttırması B. Sağ geniş, sola dar kavisle dönmesi C. Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi D. Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi bu yapmamız gereken bir zorunluluktur arkadaşlar. Yerleşim yeri içinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? A 15 metre, B 20 metre C 30 metre, D 50 metre. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 15 metre mesafede duraklamak yasaktır arkadaşlar. Çekilen aracı freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır? A 1 metre, B 2 metre, C 3 metre, D 4 metre. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. En fazla 1 metre olmalıdır ve çeki demiriyle çekilmelidir arkadaşlar. Devam ediyoruz yine. Aşağıdakilerden hangisi trafik denetim görevlilerinin istemesi halinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir? A. Sürücü belgesi B. Araç bakım kartı C. Araç tescil belgesi D. Nüfus hüviyet cüzdanı Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Araç bakım kartı arkadaşlar. Göstermek zorunda olduğumuz belgelerden biri değil. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir? Lütfen tüm tabelalara dikkatli bakalım. Aslında basit bir soru ama sınavın heyecanıyla yanlış yapabiliriz. O yüzden üzerinde geçmemizde bir fayda var. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. B seçeneğinde gördüğünüz tabela tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir. Aşağıdakilerden hangisi öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir? A. İletişim becerilerinin geliştirilmesi B. Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması C. Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması D. Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması bu yapılacak davranışlardan biri kesinlikle değildir arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işaretine göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Lütfen görsel sorulara çok dikkat edelim. Özellikle sınavda görsel sorunun içindeki tabelalar çok önemli arkadaşlar. Şıklara bakalım. A hızını arttırmalı, B önündeki aracı geçmeli, C öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı, D daralan yol kesiminde karşıdan ge gelen araca yol vermeli. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli. Verilenlerden hangilerinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı? Diğer sürücülere göre daha fazladır. 1. dikkatin dağılması 2. kural ihlallerinin art artması 3. sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması. Şıklara bakalım. A yalnız 1. B 1 ve 2. C 2 ve 3. D şıkkı ise 1 2 ve 3. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 1 ve 2. Yani dikkatin dağılması ve kural ihlallerinin artması. Aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men A. Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa B. Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse C. Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa D. Zorunlu malik sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa trafikten men edilir. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A) Sağdan ana yola girişi. B) Soldan ana yola girişi. C) Sağ tehlikeli virajı. D) Açılan köprüyü. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sağdan ana yola girişi bize bildirir. Moleküler tek gözü gören kişiler Aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir? Şıkların başlıklarını okumayacağım. Sadece ehliyet sınıflarını okuyacağım arkadaşlar. B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı ve E sınıfı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. B sınıfı için başvuru yapabilirler. Sırada kafa karıştıracak bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş karayoludur? Lütfen hepsine teker teker dikkatli bakalım. Aslında basit ama şıklar karışık olduğu için kafamız karışabilir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Görüyorsunuz ortadan bir ayrım var arkadaşlar. Bu bölünmüş yol anlamına gelmektedir. Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Termostat arızalıdır. B. Vantilatör kayışı sıkıdır. C. Hararet yani ısı göstergesi arızalıdır. D. Silindir kapak contasında kaçak vardır. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Silindir kapak contasında kaçak vardır. Yine görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. ileri mecburi yön. B. Girişi olmayan yol. C. Geçme yasağı sonu. D. Hız sınırlaması sonu. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Girişe olmayan yol anlamına gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır? A. Mide B. Böbrek C. Akciğer D. Pankreas Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Akciğer. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir? A 50 kilometre, B 70 kilometre, C 80 kilometre, D 90 kilometre. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Azami hızı, yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 kilometredir. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Gabarinin aşılması B. Araç dengesinin korunması C. Trafik güvenliğinin dikkate alınması D. Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Gabarenin aşılması yasaktır. Aşağıdakilerden hangisi bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri, sağ, sola veya yukarı vurmasını önleyecek teşhisattır? A açılabilir tavan, B emniyet kemeri, C panoramik cam, D hidrolik direksiyon. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Emniyet kemeri hayat kurtarır arkadaşlar. Kesinlikle araca ilk bindiğimiz anda indiğimiz ana kadar emniyet kemerimizi lütfen çıkarmayalım. Hemen takalım. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? A) Kazazedenin hareket ettirilmesi, B) Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması, C) Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi D. Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Çıkığın alt bölgesindeki diri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi. Karayollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması Araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir. A) Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması. B) Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi. C) Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır halde tutulması. D) Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir? A) Deride kızarıklık B) Vücut sıcaklığının artması C) Solunumun aniden derinleşmesi D) Nabzın süratli ve zayıf olması Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Nabzın süratli ve zayıf olması şokun belirtilerindendir. Sırada görsel bir sorumuz var arkadaşlar. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Alternatörün şarj etmediğini B. Emniyet kemerin takılmadığını C. Motor yağ basıncının düştüğünü D. Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Alternatörün şarj etmediğini bize bildirir. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır? A. Boynuna boyunluk takıldıktan sonra B. Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra C. Boyun ağrılarına dindirici ilaç verildikten sonra D. Boyun bölgesine masaj yapılıp oturur şekilde Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Boynuna mutlaka boyunluk takıldıktan sonra araçtan çıkartılmalıdır. Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir? A marş motoru arızalıdır. B buji kablolarından biri çıkmıştır. C şarj sistemindeki regülatör arızalıdır. D motor yüksek devirde kullanılıyordur. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Muhtemel arıza şarj sistemindeki regülatör arızalıdır arkadaşlar. Evet bu sınavın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen olabildiğince fazla test çözün arkadaşlar. Soruların mantığını kavrayın. Kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.